Bazı hikayeler hikaye gibi dinlenir. Aslında hikaye olan yaşananlar değil, anlatılanlardır. Bazı anlar anılarda kalır, sanılır. Oysa anılarda kalan sadece acılardır. Pazarlarda çiçek satarak, sinema koltukları arasında süpürge sallayarak yükselmek her yiğidin harcı değildir. Gerçek mutluluğu tadan, ablasını okutmak için aldığı kitapları gururla evine taşıyan, dünün yoksul gencinden başkası değildir o. O yılların gerçek sahibidir. O dünün küçük pazarcısı, o dünün küçük esnafıdır. Ve o bugünün temellerini atarken bedelini yediği dayaklarla, soğuktan kavuşmayan parmaklarının verdiği acıyla öder. O bugün panjur sektörünün önemli firmalarından birinin sahibi ve yöneticisidir. Taceddin Bayır bugün geçtiği yollarda özümseyerek yükselttiği siyasi düşüncelerinin ışığında milletvekili adaylığına kadar tırmanan bir siyasidir. Ve Taceddin Bayır, Uluslararası Sanayici İş Adamları Derneği USİAD'ın Ege Yürütme Kurulu Başkanı, Fahrettin Altay Spor Kulübü Başkanı, İzmir Ticaret Odası üyesidir. Peki geçtiği yollarda nelerle karşılaşmıştır? İşte bugün hafızalarda yer alan, iz bırakan anılarıyla geçtiği yolları anlatan bir Taceddin Bayır var ekranlarınızda. Liderler ve Önderler 34. bölümünde bir iş adamının portresiyle ekranlarda. Taceddin Bayır birçoğumuzun hikayesidir aslında. 1960 yılında Karaburun Morduğan'da dünyaya gelir. Ailesinin hayatta tutunma mücadelesine üç kardeşten ortancası olarak katılır. İzmir'in Güzel Yılı semtinde başlayan babasının bakkallık yaşamını hatırlar şimdilerde. İlk işidir bakkal çıraklığı. Ta ki bakkalları veresiyeden iflas edinceye kadar. Ve küçük Taceddin için zor günler başlar. 10-12 yaşlarına geldiğinde o yaşlardaki bir çocuğun yapabileceği her işe dalan bir cüngöz oluvermiştir. 10-12 yaşlarındaydım. Pazar yerlerinde boş arabacılık yapardım. Fileleri taşırdım. Bir kamyon karpuzu boşaltırdık. Bir karpuz alırdık karşılığında. Seneler akıp gitti. Ancak gene de yaşamımda o dönemlerden kalan, unutamadığım bazı şeyler vardı. Örneğin 12-13 yaşlarındayken arkadaşlarımla birlikte pazar günleri akşamüstü bir araya geldiğimizde sabahları 10-30 çocuk seansında seyrettikleri filmleri bana anlattıklarında içim burkulurdu. Çünkü biz babamla birlikte bir iş yanının tuvaletlerini temizlemeye giderdim ben o yaşlarda. Geceleri ise zaman zaman saat kulesinin önünde nergis çiçeği sattığımı anımsarım. Özellikle Ocak-Şubat aylarında saat kulesinin önünde gece birlere kadar titrediğimi hiç unutamıyorum. Hayat mücadelesi gerçekten zordur. Ailenin içerisinde bir erkek çocuktur ve inanılmaz bir istekle babasına ve ailesine destek olmayı kafasına takmıştır. Kazanacağı 3-5 kuruşu hayal ederek tatlı gece uykularına dalmak en büyük arzusu olmuştur zamanla. Ve o yıllar hatıralarda şöyle izler bırakmaktadır. Geceleri Güzel Yalı'daki Vadi Sineması'nda kapı önünde çekirdek satıyordum. 15 dakika ara verdiği zaman da o zamanın ünlü markaları, gazozlar, kolalar, Sunal kokteyl vardı hatırlıyorum. Cincibir gazozu vardı. Bunları satıyorduk. Daha sonra da sinema dağıldığında, ertesi gün okul çıkışında elimizde süpürge sandalyelerin arasında yerleri süpürdük. Ağırlaşan göz kapaklarını aldırmaz geceler boyu. Ne parıltılı, renkli, ecişli, bücüşlü oyuncaklar ne de parlak gidonlu bisikletlerdir hayallerini süsleyen. Bilmektedir ki hayaller ulaşılamayacak kadar uzaksa sadece hayaldir. O gece Kondu Mahallesi'nin ara sokaklarında hayat kavgası veren bir ailenin çocuğudur. Tek hayali okumaya çalışan ablasına kazandığı paralarla aldığı okul kitaplarıdır. Bu mücadelemizde babamın 3 çocuğu okutabilmek için verdiği mücadeleye ben de karınca kararınca
güzel yılda ilkokulda okuduğum dönemlerde boş kalan saatleri değerlendirmeye çalışıyordum. Hemen hemen yapmadığım iş kalmadı diyebilirim. Yani nerede birisine ihtiyaç olsa 3 kuruş para için çalışırdım. Ablamın ders kitaplarını almaya çalışırdım o kazandığım parayla. Bu bana büyük mutluluk verdi. O tarihlerde okul kitaplarını normal bir kitapçıdan yeni alabilmemiz ekonomik olarak mümkün değildi. Kemeraltı girişinde ikinci beylerde okunmuş okul kitapları satılırdı. Ablam liseye geldiğinde o kitapların alınabilmesi için bir hafta boyunca gece nergis çiçeği sattığımı hatırlarım. Kitapları alıp ablama götürdüğümde mutluluktan uçuyordum adeta. Bugünün bu hüzün dolu anıları yaşanmıştır Taceddin Bayır'ın hayatında. Evet, o bir çekirdekçi, küçük pazarcı, ablasının kitaplarını satın almak için önce onurlu, sonra zorlu bir hayat savaşçısıdır. Alay ederler, aldırmaz. İtip kakarlar, aldırmaz. Çünkü Taceddin Bayır için hayatın kendisi gerçeklerle doludur. Üstelik daha küçük yaşında. O süreçte arkadaşlarımdan ekonomik durumu iyi olan bazı arkadaşlarımın zaman zaman bize alay konusu ettiği olaylara hep gülüp geçmiştim. Hiç kafamı takmamıştım bunlara. Ama ben çocuğumun benim yaşadıklarımı yoksulluktan aldığım payı almaması adına ona iyi bir gelecek vermek için azimle çalışmam gerektiğini, mutlaka çalışmam gerektiğini ve mutlaka kendi işimi kurmam gerektiğini düşünüyordum. Burada cevaplayamadığım tek soru ise hep şuydu: nasıl olacak? Hangi parayla, hangi sermayeyle? Hep bu kafama takılırdı. Peki nasıl olacaktır? 3-5 kuruşluk harçlıklar neye sermaye olacaktır? Kazanılan 3-5 kuruş hangi geleceğin güvencesi olacaktır? Artık bir dal olmalıdır tutunacak. O dalı arar Taceddin Bayır. Tek sermayesi yaşadığı hayata duyduğu kızgınlık, onun getirdiği hırstır. Ve bir de onurudur yanında var olan. Bir panjur atölyesine çırak olarak girer. Ölümden dönüşünü, 2 gün dilinin tutulmasını şöyle anlatır. Bir keresinde Kahramanlar'da, Kurt Apartmanı'nda yine unutamadığım bir maceram olmuştu. 7. kattaydık, panjur takıyorduk. Yanımda bir çırak arkadaş vardı. Otomatik tornavidayı bana uzattı. Vidayı sıkarken elimin kayması sonucu düşme tehlikesi atlattım ve bir alt kata düşmüştüm. O anda pek bir şey hissetmedim, korkmuştum. Ne zamanki apartmandan aşağıya indim, yukarıya baktığımda kırılan cam ve belimden düşen metrenin aşağıda parçalarını gördüğümde 2 gün dilim tutulmuştu. Kekeme gibi dolaşmıştım. Ama içimde bir ses bu işi benim yapmam gerektiğini, yeni bir sanayi sektörüydü. Henüz 70'li yıllarda panjur pek tanınmıyordu Ege'de, İzmir'de. Bu işi kuracağımı, kurmam gerektiğini düşünüyordum. Bir taraftan bir takım çantası edinmiştir. Artık kapı kapı dolaşır güzel yalıyı. Apartman kapıcılarıyla dostluk kurar. Panjur tamirciliği yapar. Boş zamanı yoktur. Sürekli çalışmak, geleceği için kazanmak zorundadır. Çalışırken soğuktan ellerinin tutmaz olduğunu hala unutamaz Taceddin Bayır. 1976 yılında sanıyorum Ege Panjur'da çalışıyordum. Küçük yıldırağında komple bir apartmanın panjur montajını yapıyorduk. Aylardan Mart'tı. O meşhur Mart soğuğunu bilirsiniz. Pencerenin dışında bir elimde alüminyum U, diğer elimde bir küçük vidayla U'yu alüminyum kutu profiliyle vidalamaya çalışıyordum. Parmağımla vidayı takmaya çalıştığımda hiçbir şey hissetmiyordum. 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika uğraştım. Daha sonra parmağımı U'nun içerisinden çıkardığımda baktım ki vida parmaklarımın arasından düşmüştü. Sonra hissettim ki parmaklarımın ucu o vidayı artık hissetmiyordu. Böylesine soğuk günlerde çalıştığımı, içimin tir tir titrediğini hiç unutamıyorum. Ya eğitim?
Bir yandan sürer eğitim günleri. Normal değildir elbette. Para kazanmaya devam edebilmek için gündüz çalışmayı, gece akşam ticaret lisesine gitmeyi planlar ve başarır. Ancak ticaret lisesindeki macerası pek uzun sürmez. Alsancak'tan Güzelyalı'ya gitmek için bindiğiniz trolleybüste ya bir sol ideolojinin marşları ya da bir başka trolleybüse bindiğinizde sağ ideolojinin marşlarıyla geçerdi. Üçüncü bir trolleybüs yoktu bunların söylenmediği. Bunlardan bir tanesine binmek zorundaydınız. Yaşınız 16-17 olsa, siyasal olarak kendinizi yetiştirmemiş de olsanız, bunlardan birine girmek durumundaydınız. Ve aklınızın yolunda olan bir şeye bir şekilde bulaşmıştık o dönemlerde. Hiçbir siyasal hareketin içerisinde eyleme girmemiş olmama rağmen, okulda olduğumuz taraf sonucunda yediğimiz okulu bırakmak zorunda kalmıştım. Aslında ablamın okumasını, kardeşimin okumasını daha sonra çok istememe rağmen kendim ticarete daha yatkın olduğum noktasında karar almıştım ve okulu bırakmıştım. İşte böyle noktalanır eğitim yılları Taceddin Bayır'ın. Elinde takım çantası kapı kapı dolaşarak kazandığı 7000 lira bugünlerin mayası olur. Panjur tamirinden kazanılmış ve biriktirilmiş bu 7000 lirayla dükkan açmak çabasındadır. Güzelyalı'da bulduğu dükkanın bir aylık kirası 7000 liradır. Israrla burayı tutmak ister. Çünkü dükkanın içinde eski kiracıdan kalan masa, sandalyeler bedavadır. Burada başlar iş yaşamı. Lise arkadaşlarını toplar, hep birlikte çalışırlar. İşler her geçen gün büyüye dursun, yaş askerlik görevinin gelip çattığını sinyaller. 1977-78 yıllarında Muğla'da İl İmar Müdürlüğü yapan, ablamla evli olan eniştem Hilmi Değirmenci ile görüşerek iş ortağı olduk. 79'lu senenin sonlarında askerlik için celp geldi ve askere çağrıldım. Samsun'a çıkmıştı askerliğim, Sahra Siye Eğitim Merkezi'ne. Gider gitmez oradaki bölük komutanları benim daktilo kullanmamı keşfetmişler, bölük yazısı olmamı önermişlerdi. 15 gün sonra beni bir yazıhaneye aldılar ve o yazıhanenin yönetimini, 5. bölük yazıhanesinin yönetimini adeta bana verdiler. Nöbet çizelgelerini hazırlıyordum. Askerlerin gelen mektuplarını onlara dağıtıyordum. Maaşlarını veriyordum. Aslında iş yaşamı, askerlik dönüşü adeta ateşlenir. Ancak bir aşk hikayesi sıkışır hikayenin ortasına. Küçücük çocuk yaşlarda başlayan bir hikayedir bu. Hani minik yüreklerin ne olduğunu anlamadan garip garip çarptığı, evlenmenin dünyanın en büyük işi sanıldığı yıllardır. Çok azdır yıllar süren böyle tatlı hikayeleri yakalamak. O bu tatlı hikayenin kahramanıdır sevgili eşiyle birlikte. 70'li yılların sonuna doğru ticaret lisesinde okuduğum süreçte ve işimi yeni kurma sürecinde Güzelyalı'da karşı komşumuzun kızını görünce yüreğimde bir titreme hissetmiştim. Tülay'dı adı. Adeta görür görmez içimden bir şeylerin koptuğunu hissetmiştim. İlk tanışmamızda henüz kendisi 15 yaşındaydı. Ben ise 17 yaşındaydım. Bir bisikletin üzerinde gelirken bir dakika durur musun dediğimde elindeki limonları heyecandan düşürüşünü, daha sonra bisikletten düşüşünü hiç unutamıyorum. Kalktığında ise seninle arkadaş olabilir miyim diye başlayan bu arkadaşlık teklifi 1983 yılında mutlu bir evlilikle noktalandı. Tam 5 yıl birbirimizi beklemiştik. Ben işlerimi büyütmek istiyordum. O ise yurt dışında çalışan ailesiyle birlikte anca yılda bir kez görüşebiliyorduk kendisiyle. Daha sonra 1984 yılında bana nur tıpkı gibi bir erkek çocuk bağışladı. Öylesine tatlı ve masum bir hikayenin sonudur evlilik. Onlar birbirlerinin çocukluk aşkıdır ve bu çocukluk aşkının meyvesi en az bu hikaye kadar tatlı bir çocuk olmuştur.
Biricik oğlunun doğumunda yaşadığı heyecan ve bitmeyen dakikaları şöyle anımsar Taceddin Bayır. Çocuğumun doğduğu günde bende bıraktığı izlenim çok ilginçti. Bir özel hastanenin kapısında sigarayı bırakalı 6 ay olmuştu. İki arkadaş karşılıklı gidip geliyorduk tıpkı hapishanede volta atan insanlar gibi. O arada tanımadığım arkadaş bana bir sigara ikram etti ve yakmamı istemişti. Sigarayı yakmıştım. Yarısına geldiğinde sigarayı 6 ay önce bıraktığım aklıma geldi. İçeriden gelen çığlıklar bizi o kadar heyecanlandırmıştı ki ben eşini az önce doğumhaneye sokan diğer arkadaşı teselli etmeye çalışırken o da beni teselli etmeye çalışıyordu. Sonrasında o ufaklık şimdi 17 yaşında iyi bir topçu oldu. Belki biraz da sporla ilgilenmiş olmam geçmişte, Göztepe'de top oynamış olmam ve sonraki süreçte Fahrettin Altay Spor Kulübü Başkanlığı yapmamın temelinde yatan etkenlerden bir tanesi, kendi oğlum gibi dışarıda sahip çıkılamamış ya da geçmişte bize sahip çıkılmamış insanlara, spor yapan çocuklara sahip çıkma içgüdüsüydü. Ve dönüyoruz panjur ve doğrama sanayinin önde gelen isimlerinden Taceddin Bayır'ın yükseliş öyküsüne. Hızlı ve tempolu bir dönem başlar artık. Geceler gündüze karışmaktadır. Tempo her geçen gün artmaktadır. Önemli olan kazanmaktır. Kazancın ölçüsü para değil, öncelikle ideallerdir. 80'li yıllarda Ege bölgesinde gitmediğimiz ilçe belde kalmamıştı. Yarın sabah 5'te yola çıkacağımız montaj için akşamdan arabayı hazırlardık. Aynı gün saat 5'te Karataş'tan hareket ederdik, Marmaris'in yolunu tutardık, Marmaris'te panjur takıp aynı gün gece geri dönerdik. Gösterdiğimiz performans yaşımızın ve gençliğimizin de bize verdiği enerji ve güçle gerçekten çok büyüktü. Durdurak demeden yıllarca bu şekilde çalıştık. Taceddin Bayır yıllar ilerledikçe sosyalleşmeyi de hedeflemiş ve bunu başarmak için gerekli girişimleri yapmıştır. Taceddin Bayır ilerleyen yıllarda bir partiden milletvekili adayı olup adaylık statüsüne ulaşmış ancak milletvekilliği koltuğuna ulaşamamıştır. Asker sonrasında siyasal bilincinde getirdiği dernekçilik yaşamı başladı. O dönemler Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu halk evleri, Konak ilçe başkanlığı, kısa bir süre sonra da halk evleri il koordinasyon kurulu başkanlığı görevini üstlenmiştim. Sosyal yönümüz ticaretin dışarısında bu şekilde dernekçilikle başladı. Yine 80 sonrası bir siyasi partinin aktif olarak esnaf komisyonu başkanlığına seçilmiştim. O gün bugündür de sosyal yönümüz hiç eksilmedi. Ve yıllar artık Taceddin Bayır'ın lehine işlemeye başlar. Asker dönüşü, ortaklığının sağlıkta çalışması sonucu büyüyen bir firması olmuştur. Bu büyüme hızı içerisinde Karabağlar'da aldıkları arsanın üzerine 3 katlı bir bina yaparlar. Hedef hep büyümektir ve sonunda 40 çalışana ulaşır firmaları. Artık bireysel kontrolden çıkmak üzeredir. Üstelik Ege bölgesinin ilk yapı marketini de kurarlar. Şu anda yapmakta olduğumuz işi, bulunduğumuz merkezi yaptık. 5 katlı bir bina, 3500 metrekare bir kapalı alanda imalat ve toptan satışı hayata geçirdik. Ege'de kurulan ilk yapı endüstri market, daha doğrusu Ege'de değil, Türkiye'de açılan sektör bazındaki ilk yapı endüstri marketi oluşturduk. Bu konuda oluşturduğumuz market adeta bir okul hüviyeti kazandı. Sektördeki bütün yenilikleri araştırarak, süreç içerisinde yanımızdan ayrılarak atölye açan o arkadaşlarıma, kardeşlerime taşımak, bildiklerimi onlarla paylaşmak beni çok mutlu etmişti. Ticarette yıllar sonra öğrendiğim paranın satın alamayacağı tek şeyin tecrübe olduğunu öğrendim. Her geçen yıl edindiğimiz tecrübe bize daha çok kazandırır hale geldi.
Taceddin Bayır hedeflerini bir bir yakalamanın mutluluğu ve gururu içerisindedir. Ancak bu yükseliş sırasında olduğu gibi her an bilimsel tarzlara yaklaşır Taceddin Bayır. Sektöründe yaşanan sıkıntıları dile getirirken bir anlamda yine sektörüyle ilgili hedefleri de dile getirmektedir. Bu araştırmalarında görür ki henüz sektöründe dilediği şeyi yapamamıştır. Hala hayal ettiğim, yapmayı düşündüğüm şeylerin tamamını yaptığımı söyleyemem. Ülkemde gördüğüm en büyük eksik, kendi sektörümde gördüğüm en büyük eksik, araştırma geliştirme konusunda, Türkiye standartları konusunda ciddi bir standart oluşturulmamış olması. Buradaki düşüncemiz, kendi sektörümüzde ilerleyen yıllarda bir araştırma geliştirme merkezi oluşturarak sektörde yapılabilecek tüm yenilikleri üretim yapan sanayici arkadaşlarımızla birlikte bir planlama dahilinde yapmayı hedef ediyoruz, hedefi sağlamaya çalışıyoruz. Yıllar sonra 14-15 yıllık ortaklık sona ermiştir. Ortaklık yoğun iş temposu karşısında önce görevleri ayırmayla başlar. Daha sonra herkes kendi branşında kendi şirketini kurmayı hedefler ve biten ortaklık yeni çalışma alanları doğurur. Ve Taceddin Bayır tercih ettiği pazarlama yöntemleriyle satışı zirveye taşır. Gençlik yıllarında beraber çalıştığı yaklaşık 100 atölyeye malzeme satmaya başlar. Şimdilerde 1200'e ulaşan atölyelere her ay düzenli olarak sektörel dergilerini yollayarak gelişimlerine kapı açar. Artık günümüzde Ege bölgesinde 1200 kadar atölyeye toptan malzeme satışı yapıyoruz. Geçmiş süreçte atölyede yetiştirdiğim çocuklardan 100'e yakın atölye doğurmuştum. Zaman zaman bayramlarda, yılbaşlarında arayıp ustam nasılsın dediklerinde çok mutlu oluyorum hala. Önümüzdeki süreçte bu olayın Türk toplumunun, tüketici toplumuna daha sağlıklı üretim yapmak, kapı, pencere ve panjur sistemleri konusunda yenilikleri yaratmak, yan sanayi ile ana sanayi konumunda olan sanayicilerimizin de bu yenilikleri Ar-Ge oluşturarak, araştırarak, geliştirerek daha sağlıklı bir noktaya getirmesi adına bazı projelerimiz var. Taceddin Bayır için iyi bir sanayici olmanın yanı sıra gençlere ulaşan yolu kat etmek de önemli bir misyondur. Halen Fahrettin Altay Spor Kulübü'nün başkanlığını sürdüren Bayır, tüm sanayici dostlarını imkanları oranında amatör spora desteğe çağırmaktadır. Hedeflerinden en önemlisi gençlere elindeki tüm olanakları açabilmektir. Artık bundan sonraki çalışmalarımız kendi geleceğimizle ilgili değil, ülkemizin gençleriyle ilgili, çocuklarımızla ilgili. Sağlayabileceğimiz imkanlar ve olanaklar ulusal gelirden gençlerimizin alacağı payın ancak onların üretime koyacağı katkılarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Tabii ki sadece sosyal yaşamı bir kenara iterek bir robot gibi çalışmalarını beklemiyorum gençlerin. Sosyal yaşamlarından da kopmamalılar. Tıpkı bizim şimdi yaptığımız gibi bir spor kulübünün, amatör spor kulübünün başkanlığını üstlenmemdeki en büyük etken bugün sokaklarda kahve köşelerine mahkum edilen, tiner koklamaya mahkum edilen gençlerimizin tekrar topluma kazandırılmasıdır. Bunun sağlanmasında herkes kendi payına düşeni yapmalıdır diye düşünüyorum. Ve o bugün yıllarını verdiği mesleğinde yükselişini başarıyla sürdüren genç bir sanayicidir. Hedeflerinin birçoğunu yakalamış ama hemen ardından yeni hedefler oluşturarak peşinden gitmeyi ihmal etmemiştir. Bugün bir sanayinin yükselişini izleyen genç arkadaşlarına verdiği mesajlar da ilginçtir. Dürüst olsunlar, açık olsunlar. Bilmeliler ki üretmedikleri hiçbir şeyin karşılığını insanlar onlara vermez. Ancak üretirseniz, çalışırsanız, zamanı iyi kullanırsanız, insanların size anlattıklarınızı kulağınızın arka köşesine atmak yerine doğruları, güzelleri bir kenara kaydederek bunlardan faydalanmayı düşünürseniz karlı olan siz olursunuz diye düşünüyorum. Yine genç arkadaşlarımın
Bu anlamda bir tüketim toplumunun sadece tüketen bir ferdi olmak yerine her konuda üretmelerini istiyorum. Düşünce üretmekten kaçınmayın. Yeniliklere açık olun. Sadece size öğretilenle yetinmeyin. Kendiniz de bir şeyler ekleyin. Ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşın. Bildiğinizi paylaşmak kadar sizi yaşamınızda mutlu ve huzurlu kılacak bir başka şey olmayacaktır. Bildiğinizi paylaşmak, bölüşmek, bir yemeği bölüşmek gibidir. Bir şişe suyu bölüşmek gibidir. Bunun mutluluk ve hazzı sizi hayatınızda başarılı yapacaktır. Ben buna inanıyorum. Sonuçta bir sanayicidir Taceddin Bayır. Sanayi çevrelerinde, para piyasalarında, ticaret odalarında geçer günleri. Tüm sanayici dostları ve sanayi anlamında gelişen sektörlerin İzmir'den kaçışından hayıflanmaktadır. Ve İzmir'i terk eden sermaye ve beyin gücünün kaçışına sebepler aramaktadır. Bir türlü bulamadığı nedenleri eleştirel düzeyde taşır bizlere. Ve İzmir'deki sanayi yapılanmasını ve sanayicilerin gözlüklerini şöyle özetlemektedir. İzmir'de bugüne kadar başarılı olan birçok sanayici, birçok ticaret adamının nedense belli bir süre sonra tasını tarağını toplayarak üretim yerlerini farklı kentlere kaydırmasına doğrusu bir anlam veremiyorum. Ama bunun neden olduğunu da çözebilmiş değilim. İzmir ekonomisinde zannediyorum son süreçte, özellikle son 20 yıllık süreçte İzmir'den siyaseten temsilci olarak Ankara'ya gönderdiğimiz insanların İzmir'deki iş camiasına, iş adamlarına sahip çıkamayışını görüyorum. Bir de yapı itibariyle biz İzmirlilerin devletin olanaklarına, banka kredilerine dayanarak ticaret yapmadıklarını biliyorum. Yani biz İzmirli iş adamları, işin doğrusu Anadolu esnafı gibi ayağımızı yorganımıza göre uzatarak üretim yapmaya çalışıyoruz. Fazla riske girmeyi sevmiyoruz galiba. Bu anlamda İzmir'de sanayinin gelişememiş olmasının bir başka nedeni olarak da ülkenin üretim kaynaklarının, yatırım kaynaklarının ve kredi olanaklarının İzmir dışındaki kentlere daha fazla ayrıldığını düşünüyorum. İzmir'in bu konuda batıya en yakın bir kent olarak geçmiş süreçte kayrıldığını düşünen bazı siyasiler sanki bu süreçte İzmir'i adeta cezalandırıyorlar mı diye düşündüğüm oluyor. Evet, genç bir sanayicinin yükseliş öyküsüyle ekranlarınıza konuk oldu liderler ve önderler. Bu genç sanayici yazlık sinemalarda çekirdek satarak, pazarlarda çiçek satarak, 3-5 kuruş harçlığıyla ablasına okul kitapları alarak mutlu olduğu çocukluk yıllarından çıktığı yolda, bugün zirvelere bayrağını dikmenin onuruyla dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Onlarca mali krizi, yaşamla boğuşmanın verdiği kırgınlıkları, hayal kırıklıklarını bir kenara atmış. Lise çağlarında el ele tutuştuğu iş arkadaşlarıyla yaşam denilen sonu belli olan yolda mücadelesine devam ediyor. Hayallerini yakalamış herkes gibi gururlu, hayallerini yakalamış herkes gibi onurlu ve anlatacakları, yapacakları var daha.